Bakın soru çözmeye başlamadan önce şöyle kısa bir tekrar yapmak gerekirse paralel eksen teoremini hatırlatmak istiyorum. Neden hatırlatmak istiyorum? Çünkü bugün çözeceğimiz sorularda integrasyonu kullanmadan çözüm yapabilmek için bu teoreme göre şu formülleri, şurada gözüken formülleri uygulamamız lazım. Bunlar nasıl uygulanıyor bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Paralel eksen teoremine göre şöyle hesap yapılıyordu. Eğer bir geometrik şeklin, geometrik alanın biz ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre, bakın şu M noktası ağırlık merkezi olsun. Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini eğer biliyorsak, yani ağırlık merkezinden geçen eksen takımı burada XY olmuş oluyor. Buna göre biz IX'i ve IY'yi biliyorsak başkaca bir eksen takımına göre chi ve eta gibi başkaca bir eksen takımına göre eğer bizden atalet momentinin hesaplanması istenirse bu durumda paralel eksen teoremi kullanarak şu şekilde hesap yapabiliriz. Bakın ne yapıyoruz? İntegrasyondan formülün nasıl çıkarıldığını anlatmayacağım. Ben sadece kısaca özetliyorum geçen haftaki anlattığım. Bunu normalde geçen hafta anlattım. Bakın eksen takımına göre atalet momentinin değeri değişir dedik geçen hafta. Eğer chi eksenine göre atalet momenti isteniyorsa ne yapıyorum? Cismin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre x yönündeki atalet momenti artı birbirine paralel olan bu iki eksen takımı arasındaki mesafenin karesi çarpı şu geometrik şeklin alanı. Paralel eksen teoremi demek ki ne diyormuş bana? Ağırlık merkezinden değil de farklı bir noktadan geçen herhangi bir keyfi bir noktadan geçen eksen takımı için atalet momenti hesaplanması isteniyorsa örneğin chi ben ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini bilmek şartıyla bu ağırlık merkezindeki atalet momenti artı şeklin alanı çarpı iki birbirine paralel eksen arasındaki mesafenin karesiyle çarparak herhangi farklı bir eksen takımındaki atalet momentini hesaplayabiliyordum. Bu teoremin adı da ne oluyordu? Paralel eksen teoremi. Şimdi integrasyona girmeden bu teoremi kullanarak biz hesaplama yapabiliriz. Fakat ancak ama bir takım basit geometrik şekillerin atalet momentini ağırlık merkezine göre ve eksen takımına göre, farklı eksen takımına göre atalet momentlerini veren formülasyonları bilmem lazım. Özellikle de ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre verilecek formülasyonları eğer ezbere bilirsem, paralel eksen teoremi yardımıyla ben integrasyona girmeden atalet momenti hesaplayabilirim. Nasıl? Mesela x üssü diye gösterdiği nokta ağırlık merkezi. Buna göre bir dikdörtgen bir şeklin x eksenine göre atalet momenti neymiş? BH küp bölü 12. Yani taban çarpı yüksekliğin kübü bölü 12. Y ekseni yani ağırlık merkezinden geçiyor yine bu eksen, düşey eksen. Bu eksene göre atalet momenti hesaplanacak olursa bu sefer de HP küp bölü 12. Yani yükseklik çarpı yatay mesafenin kübü bölü 12 oluyor. İşte bu iki formülü bilmem durumunda paralel eksen teoremine göre ben ağırlık merkezinin haricinde farklı bir noktadan geçen, keyfi bir noktadan geçen eksen takımına göre atalet momentini hesaplayabilirim. Mesela bakın ağırlık merkezinden geçen eksen takımı x üssü ve y üssü. Ben x ekseni ve y eksenine göre atalet momentini paralel eksen teoremine göre hesaplayabilmem lazım. Nasıl hesaplayacağım? Ix ne olacak? Yani şu noktaya göre atalet momentini, şu eksene göre soruyorum. Bakın neydi paralel eksen teoremi? Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı şeklin alanı çarpı iki paralel eksen arasındaki mesafenin karesi. Burası nedir? Toplamı h'sa burası h bölü 2'dir. Bu örneği yaptık aslında geçen hafta. Yani h bölü 2'nin karesi olacak. Bakın değerleri getirelim yerine yazalım.
Şur neydi? BH küp bölü 12 bak. Artı alan ne? Taban çarpı yükseklik B çarpı H. Çarpı H bölü 2'nin karesi H kare bölü 4. Burası ne yapar? 4BH küp bölü 12'den BH küp bölü 3 yapar. Bakın X eksenine göre atalet momenti de ne verilmiş? BH küp bölü 3. Biz neyden bulduk bunu? İspatladık. Paralel eksen teoremi. Yani şu yukarıda sağ üst köşede verdiğim, geçen hafta da anlattığım, şu anda da hatırlatmış olduğum teoreme göre biz keyfi bir noktadan geçen eksen takımına göre herhangi bir şeklin veya birden fazla şeklin atalet momentini bu teorem yardımıyla hesaplayabiliyoruz. Tek bilmemiz gereken ezbere ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre dikdörtgenin şu değer, işte üçgenin bu değer, efendime söyleyeyim dairenin bu değer gibi bu değerleri bilirsek teoremi kullanarak soruları çözebiliriz. Şimdi böyle kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra bunları pekiştirelim. Geçen hafta bir soru ben vermiştim. Verdiğim soruyu integrasyonla çözmeyeceğim. Ama şu formülasyon yapıp biraz önce söylediğim paralel eksen teoremine göre bu soruyu çözmek istiyorum. Soruyu yeniden hemen şuraya çiziyorum. Bilmiyorum aranızda uğraşan oldu mu bu soruya? Keşke uğraşmış olsanız şu anda anlatırken kafanıza takılan yer varsa sorar, anlamadığınız yeri daha iyi bir şekilde öğrenebilirdiniz. Şimdi şu mesafeleri de yazalım. Şu genişliği neydi? Biraz daha düzgün çekemiyorum. Şu genişlik 50 idi. Yüksekliği 10'du şuranın. Aşağı kısım 30'du. Şuradaki genişlik de 10'du. Geçen hafta böyle bir soruyu size ödev olarak vermiştim. Şimdi aslında bugün çözeceğim en kapsamlı ve en uzun soru bu diyebilirim. Çünkü sorunun metnini yazayım ondan sonra açıklamalara devam edelim. Soru da diyor ki ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre. Bakın bu çok önemli bu cümle. Yani eksen takımının yerine göre atalet momenti değişiyor. Biz bu soruda neyi istiyoruz? Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre IXM ve IYM eylemsizlik momentlerini hesaplayınız. Evet. Bu şekilde bir soru. Demek ki benim bu soruyu çözebilmem için önce benim ağırlık merkezinden geçen eksen takımının nereden geçtiğini bulmam lazım. İkinci olarak ben soruyu çözerken her şeyi formülasyon haline getireceğimi söyledim. Formülasyon haline getirirken sizlere de bu şekilde çözmenizi öneririm. Mesela buraya bir eksen takımı oluşturuyorum ben, yerleştiriyorum. Bir eksen takımına yerleştiriyorum. Siz de mutlaka bence böyle bir eksen takımına yerleştirirseniz, mesela bu XY olsun. Bunun ağırlık merkezini şöyle bir nokta olarak belirleyelim ve M diyelim. Bilmiyorum yerini. Bunu hesaplayacağım şimdi. Nasıl hesaplıyorum ağırlık merkezini? Ağırlık merkezini hesaplamak için şekli ağırlık merkezini tespit edebileceğim, gösterebileceğim geometrik bölgelere ayırıyorum. Burada T şeklinde bir kesit var.
Bunu ben iki parçaya ayırırsam, şu yukarıdaki yatay dikdörtgene 1, aşağıdaki düşey dikdörtgene de 2 diyecek olursam, bunların ayrı ayrı ağırlık merkezinin koordinatlarını şu şekilde gösterebilirim. Mesela şu ne olsun? M1 olsun. Şu da M2 olsun. Şimdi arkadaşlar şu koordinat takımını niye çizdim? Bu M1 ve M2'nin koordinatlarını belirleyebilmek için. Yani şu eksen, XY eksen takımına göre ben bütün koordinatlarımı belirleyeceğim. Peki bu durumda M1 koordinatı ne olur? Bakın şurası X ekseni, şurası Y ekseni. M1 nerede? Tam 50 santimin ortasında. Şurası. Ne olacak bu durumda? 25 olacak. Peki bu noktanın koordinat takımının 0'a 0 noktası burası. Y ekseni kaç olur? 30 aşağıdan. 10'un da yarısını alacağız. 5. Bunlar 20 santim olacak olursa 30 santim, 10 santim, 50 santim. Ne olacak? 35 olacak. Şimdi M2 yazalım. M2 için X yine bakın tam bu nokta. Bu nokta nedir? 10'u 2'ye bölüp 5 yazmayın. Bakın bunu çok yapıyorsunuz. Ne yapıyorum? Orijine göre ben hep uzaklıkları belirliyorum. 50'nin yarısı 25. Bunun y eksenini kestiği nokta 0'dan şu nokta nedir? 30'un yarısı 15. Şimdi ben neyi, bunlar nedir? Şu x1 olsun, şu y1 olsun, m1. Şu x2, y2. Niye bunlara böyle isim veriyorum? Formülize edeceğim ya hani. O yüzden böyle isim verdim. Mesela koordinat takımlarını da şöyle üzerine yerleştireyim. Böyle farklı bir renk kalem bulmam lazım. Şu x1 dediğim, şu da y1. Şu x2, şu y2. Ben neyi arıyorum şu anda? Aradığım benim XM YM. Atalet momenti hesaplayabilmem için bu ağırlık merkezinin koordinatlarını bulmam lazım. Şimdi gelelim formülümüze. M dediğim nokta ağırlık merkezi. Buradaki koordinatlara da XM YM dedim. Mesela. Şimdi ağırlık merkezini çözerken şöyle yapıyordum. Şu dursun şimdi, bunu yazmayayım, bu kalsın. M1'in koordinatlarını yazdığım gibi neyi ne hesaplayacağım? Alanını. Peki alanı ne olacak şu bir numaralı şeklin alanı? 50 çarpı 50 çarpı 10 500. İkinci şeklin alanı ne olacak? Şu aşağıdaki yüksekliği 30, genişliği 10. 10 çarpı 30 300 olacak. Toplam alan nedir? A1 artı A2, o da 800 santimetre kare olacak. Şimdi formülasyon dedim. Nasıl bir formülasyon? Atıyorum Y yönündeki ağırlık merkezini bulmak istiyorum. Y yönündeki ağırlık merkezini bulmak için şöyle bir şey yazabilirim. A1 çarpı Y1. Bakın Y1'in ne olduğunu falan yazdım. A2 çarpı Y2 artı. Mesela burada iki şekil değil de 3-4 tane şekil bir araya geldi. Nokta nokta nokta. Kaç tane varsa AN çarpı YN. Bölü A1 artı A2 artı. Kaç tane alan varsa AN. Bakın getiriyorum, yerine yazıyorum. A1 ne? 500. Çarpı Y1 ne? 35. Artı A2 ne? 300. Çarpı Y2 ne? 15. Başka yok. Artı A1 artı A2 neydi?
800. Bu durumda y yönündeki ağırlık merkezi neymiş? 27,5 santimetre. Peki x yönündeki ağırlık merkezini hesaplamak istesem ne yazacağım? Bu durumda a1x1, bakın formül, a2x2 artı kaç tane şekil varsa anxn bölü a1 artı a2 artı nokta nokta an. Toplam alan yani. Ne yapacağız? A1 500. Bu sefer kaçla çarpıyorum? X1 dediği 25. Bunu aslında bu işlemi yapmama bile gerek yok. Çünkü x ekseni, yani y eksenine göre simetrik olduğu için şekil, x yönündeki ağırlık merkezi değişmeyecek. Yani 300 çarpı 25 bölü 800 dediğimde buranın sonucu 25 çıkar yine. Yani x1 ve x2'ye eşit olacaktır. Bunu hiç işlem yapmadan da görebilirdik. Bu durumda sonuç olarak şeklin ağırlık merkezi m eşittir xm ym neymiş? 25,27.5. Şu ne? X yönündeki ağırlık merkezi. Şu ne? Y yönündeki ağırlık merkezi. Şimdi gelelim sorumuza. Artık yeni olarak atalet momentini ağırlık merkezinden geçen. Bakın bu cümle çok önemli. Eğer soruda deseydi ki şu x eksenine ve y eksenine göre atalet momenti hesapla. Şimdi bu ağırlık merkezini hesaplamamıza gerek kalmazdı. Ama ne dedi? Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre dedi. Şimdi ne yapacağız? Paralel eksen teoremi uygulayacağız. Nasıl uygulayacağız? Şu birinci numaralı şeklin, bakın kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı birinci şeklin alanı çarpı şu x1 ekseni ile xm ekseni arasındaki mesafenin karesi. Şimdi formülize ederek ben bunları yazıyorum. Şimdi xm ne soruluyor bize? Ağırlık merkezini m olarak gösterdim. Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre x yönündeki atalet momenti eşittir. Birinci şeklin m'e göre atalet momenti artı ikinci şeklin düşey olan şeklin m'e göre atalet momenti. Yani m dediğim ağırlık merkezi. İkisini topladık mı neyi buluruz? Şeklin tamamındaki atalet momentini buluruz. Bu durumda birinci şeklin ağırlık merkezine göre atalet momenti paralel eksen teoremine göre ne olacak dedim? Birinci şeklin kendi ağırlık merkezindeki atalet momenti, yani tam şu noktadaki atalet momenti artı paralel eksen teoremi bunu söyler. Birinci şeklin alanı çarpı ym eksi y1'in karesi. Burada çoğu kişinin aklı karışabiliyor. Yani denilebiliyor ki x eksenine göre atalet momenti hesaplıyoruz. Xm eksi x1 olmayacak mı? Hayır. Bakın arkadaşlar. Şu iki eksen x1 ile xm arasındaki mesafeyi bulabilmem için şu koddaki yani y ekseni, değil mi? Şuna mesela kaç? 35. Şurası mesela kaç? Bulduk. 27,5. İkisinin arasındaki mesafe, yani şu ne oluyor? Y1. Şu ne oluyor? Ym. Ym ile y1'in arasındaki fark vermez mi bana 2x ekseni, paralel 2x ekseni arasındaki mesafe? Yani. Dolayısıyla ben burada işlem yaparken ym eksi y1 diyeceğim. Bütün bunların üzerine y1, x1, yx2, y2 diye yazmamın sebebi ileride siz evde çalışırken burada kullandığım değerlerin nereden geldiğini daha iyi anlayabilmeniz için. X2M diye kastettiğim hangisi? Şu aşağıdaki düşey olan şekil. Önce şu noktaya göre, yani kendi ağırlık merkezinden geçen noktaya göre atalet momentini hesaplayacağım. Artı kendi alanı çarpı x2 ile xm arasındaki şu mesafenin karesi. Burayı nasıl bulurum? Bakın buranın noktası da 15'ti. Bu neydi? Y2 idi. Ym eksi y2'nin
farkı bana xm ve x2 ekseninin iki paralel eksenin arasındaki mesafeyi verecek. Dolayısıyla ben buraya ne yazıyorum? Y'm eksi y2'nin karesi yazıyorum. Değerlerimizi getirelim, yazalım arkadaşlar. Bakın, dikdörtgen kesitler için ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti neydi? BH küp bölü 12. Yani taban çarpı yüksekliğin kübü bölü 12. Birinci şeklin tabanı 50, yüksekliği 10. 50 çarpı 10'un kübü bölü 12 yazıyor. 50 çarpı 10'un kübü bölü 12. IX1'i yazdım. Artı alanı ne? 50 çarpı 10. Peki iki paralel eksen arasındaki mesafe ne olacak? 35. Nereden aldım 35'i? Pardon, ilk önce YM'i yazayım. Sıralamayı bozmayalım formüle göre. Formülde YM 27,5. Eksi Y1 dediğine şuraya yazdım arkadaşlar. Bunları boşuna yazmadım. Eğer bunları doğru belirleyebilirsiniz sorunun başında, şurada bir hata yapmazsanız, şu sıfıra sıfır noktasına göre bu koordinatları doğru belirleyebilirseniz problemin çözümü çok basit. Biraz işlem yükü var. Ama bu da mühendislik hayatınız boyunca sizin öğrencilikle dahil olmak üzere devamlı karşılaşacağınız bir kirişin, bir eğilme elemanının eğilmeye karşı direncini hesaplamakta kullanacağınız bir işlem. Çok önemli mesleğiniz açısından. Dolayısıyla bu hesabı iyi yapabilmeniz gerekiyor. Birimine santimetre üzeri 4. Aşağı geçtim. İkinci şeklin şimdi ağırlık merkezinden, yani tam şu noktadan geçen eksen takımına göre atalet momenti B 10. H 30. 10 çarpı 30'un kübü bölü 12. 10 çarpı 30'un kübü bölü 12. Artı alan ne? A2 alanı. 10 çarpı 30. Çarpı 27,5 eksi 15. Bakın yeniden tek tek hep yukarı çıkıp gösteriyorum ama nereden aldığımı görün diye. Y2'de 15'ti. Bunun karesini aldığım zaman paralel eksen teoremine göre burada 69.375 santimetre üzeri 4'müş. Sonuçta bu ikisini ne yapıyorum? Topluyorum. Bu ikisini toplayacak olursam 32.291.66 artı 69.375 dediğim vakit 101.666.67 diye yuvarlayalım diyeceğim de aşağıda 6 yazmışız. Santimetre üzeri 4. Arkadaşlar x eksenine göre, demek ki ağırlık merkezinden geçen x eksenine göre neymiş? Atalet momenti bulduğumuz bu değermiş. Şimdi gelelim y ekseninden geçen, yani ağırlık merkezinin düşey doğrultusu olan YM. IYM. Düşey doğrultudaki ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentinde de yine yukarıda olduğu gibi aynısını yazacağız. Çok büyük bir farklılık yok arkadaşlar. Yine birinci şeklin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı ikinci şeklin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini hesaplayacağız. Bunu hesaplayabilmek için öncelikle birinci şeklin ağırlık merkezinden geçen eksen takımını bulmak için paralel eksen teoremi kullanacağım. Birinci şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı birinci şeklin alanı çarpı, bakın burada da xm eksi x1'in karesi olacak. Burada da mantık aynı. Yani açıklamasını x'de yaptım. Burada yeniden zaman kaybetmeyelim. İkinci şeklin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini bulmak için de ikinci şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımı artı A2 çarpı xm eksi x2'nin karesi. Şu
şeklin ağırlık merkezinden geçen tamamının, şeklin tamamının ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti ifadesi, ikinci şeklin, şeklin tamamının ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti ifadesi, şu ise kendi, ikinci şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti ifadesi. Bakın, IY1, yani Y yönüne göre atalet momenti dikdörtgen bir kesitte ne? H B küp bölü 12. Yükseklik çarpı tabanın kübü bölü 12. Birinci şeklin yüksekliği 10, tabanı 50. 10 çarpı 50'nin kübü bölü 12. 10 çarpı 50'nin kübü bölü 12. Artı 10 çarpı 50. Ne bu? Alan. Çarpı xm eksi x1. xm 25, x1 de 25. Bakın simetri ekseninde ne oluyor demek ki? Bunu göstermek için yazdım. Aslında bunu yazmasam da olurdu. Simetri ekseninde ne oluyor? Paralel eksen teoremine göre burayı uygulamaya gerek yok. Burası 0 olacak çünkü. Sadece ne kalacak? HB küp bölü 12. Dikkat ederseniz y eksenlerinin birbirine paralelliği x eksenine göre farklılık göstermiyor. Hep aynı doğrultu üzerinde. Hepsi x eşittir 25 noktası üzerinde olduğu için y eksenleri birbirine paralel y eksenleri arasında fark yok. Mesafe yok. Hepsi aynı. Benim çizimimde biraz şaşmış ama hepsi aynı doğrultu üzerinde. Dolayısıyla ne oluyor? Paralel eksen teoreminde şu iki eksen arasındaki, iki paralel eksen arasındaki mesafe sıfır olduğu için bu artı kısmından sonraki denklemin yazılacak ifadesi sıfır oluyor. HB küp bölü 12 idi. İkinci şeklin H'ı 30, B'si 10 bölü 12 dediğimde şurası sıfır dedik. Bunu yazmamıza gerek yok. İkisinin sonuçlarını yazayım şuraya. Birinci şeklin ki 101.166 .66 santimetre üzeri 4. İkinci şekilde 2500'müş. Şimdi getireceğim ben bunları, ne yapacağım? 101.166 .66 artı 2500 diyeceğim. Toplam olarak da 109.166.66 santimetre üzeri 4 olarak sonucu bulduk. Evet, y eksenine göre de atalet momentim buymuş. Problem bitti. Problem biraz uzun sürmesinin sebebi arkadaşlar ağırlık merkezini bilmediğim için şeklin bunu da öncesinde hesaplamam gerekmesi oldu. Dolayısıyla böyle bir hesap yaptık. Şimdi bu sorudan yine ben devam edeceğim. Peki nasıl bir şey soracağım. Farkı görmeniz açısından. Bu sefer de diyorum ki şu x ve y eksenine göre atalet momentinin hesabını yapalım. Bu şeklin eksen değişince yeri ne oluyor? Ne değişiyor? Bunu görmenizi istiyorum. Yani muhakeme etmenizi, karşılaştırabilmenizi istiyorum. Dolayısıyla şekle baktığımda ben ne yaptım? Şu xm, ym eksenine göre atalet momenti hesapladım. Şimdi de diyorum ki x, y eksenine göre atalet momenti hesaplayayım. Aşağı yazıyorum. X, y eksenine göre ix ve IY değerlerini hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz husus şu. Biz atalet momentini hesaplamadan önce nasıl referans aldığımız eksen, şu xm, ym olarak gösterdiğimiz renk eksen ağırlık merkezindeki eksen takımıydı.
Bu sefer de bize referans verilen eksen hangisi? Eksenin koordinatları ne? Şu xy ekseni bize referans olarak verilen atalet momentini hesaplamamız istenen eksen takımı bu xy. Dolayısıyla ben 0'a 0 koordinatına göre atalet momenti hesaplayacağım. Yani diyorum ki m eşittir 0'a 0. Yani yukarıdaki formülasyonlara göre artık xm ve ym bunlar oldu. 0'a 0 oldu. Formülleri koruyacak olursak xm yerine 0, ym yerine 0 yazacağım. Hangi eksen takımına göre atalet momenti hesaplamak isteniyorsa o eksen takımının koordinatlarını bilmem gerekiyor. Zaten ben 1 numaralı dikdörtgenin ve 2 numaralı dikdörtgenin m1 ve m2 koordinatlarını belirlemiştim. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Bu sefer biraz önce 25'e 27.5'a göre olan eksen takımına göre atalet momenti hesaplamıştık. Bu sefer de tutacağım. Ne yapacağım? X ve Y eksen takımı olduğu için bunların koordinatına göre, yani 0'a 0 noktasına göre atalet momenti hesaplayacağım. Öncelikle x eksenine göre hesaplayalım. İki tane dikdörtgen geometrik şeklimiz var. Dolayısıyla birinci şeklin x eksenine göre atalet momenti artı ikinci şeklin x eksenine göre atalet momentini hesaplayacağız. Birinci şeklin x eksenine göre atalet momenti ne demek? Birinci şeklin kendi ağırlık merkezindeki geçen eksen takımına göre atalet momenti artı alanı çarpı ym eksi y1'in karesi. Aslında bunlara y0, x0 da diyebilirdim de yani değişmesin diye. Normalde ağırlık merkezini biz m diye ifade ediyoruz. Bu m0 noktası yani x şu xy ekseninin geçtiği koordinat takımının merkezi 0'a 0 koordinatı. Buraya x0, y0 da diyebilirdik. Ama xm, ym yazdım. Bu şekilde devam ediyorum. İkinci şeklin x eksenine göre atalet momenti de ikinci şeklin kendi ağırlık merkezindeki atalet momenti artı ikinci şeklin alanı çarpı ym eksi y2'nin karesi. Bu ne demek bu ifade? Ym eksi y2'nin karesi. Bunu tekrar hatırlatmak gerekirse şu x ekseni ile ikinci şeklin x ekseni arasındaki mesafenin karesi. Bakın 15, 0. Demek ki ben ne yazacağım? 15 eksi 0 eşittir 15'in karesi yazacağım. Buradaki mesafeyi. Çünkü şu ne? Y2, şu ne? Y0 yazmadım, ym yazdım. Yukarıda ym yazdım ama karışmasın. Bu normalde y0. Eğer karışacaksa hemen revize edebilirim. Şunu y0, şunu da x0 yaparsam şurayı da y0, şurayı da y0 yaparak bu işi kurtarabilirim. Böyle kalsın. Yukarıyla karışmasın. Evet, getiriyorum. Yazıyorum. Bakın B dediğimiz mesafe birinci şekilde 50 idi. Yüksekliği 10'du. 10'un kübü bölü 12 artı 50 çarpı 10 çarpı y0 dediğim 0 zaten. Eksi y1 dediğim ta en yukarıda da buraya yazdık 35. Yani şurası. Şuradan şura. Aradaki mesafe bayağı var. Yani ne yapmış oluyorum ben? Şu x1 ekseni ile x ekseni arasındaki mesafeyi hesaplamış oluyorum ki bu da 35'e eşit. 0 eksi 35'in karesi eşittir 616.000
666,66 santimetre üzeri 4. Gelelim alttakine, ikinci şekli. B'si 10. H'i 30. Dolayısıyla ben buraya ne yazacağım? 10 çarpı 30'un kübü bölü 12 artı 30 çarpı 10 çarpı 0 eksi y2 de 15'ti arkadaşlar. 15'in karesini yazacağım. Burayla ilgili işlemin sonucunu bir kontrol etmek istiyorum. Belki de ben hata yaptım. Bir şey kafama takıldı. 10 çarpı 30'un kübü bölü 12 artı 30 çarpı 10 çarpı 15'in karesi. Evet, burada sonuçta bir hatam olmuş. Demek ki bütün sonucu etkiliyor. Bu da 90.000 santimetre üzeri 4. O zaman toplamım ne olacak? 616.666 artı 90.000 eşittir 706.666 santimetre üzeri 4'müş. Bakın x eksenine göre atalet momentini hesaplamış oldum. Bu ağırlık merkezinden geçen eksen takımı değil bakın. Keyfi bir bir eksen takımı da olabilirdi. Ben ağırlık merkezini hesaplarken şekli içine oturttuğum eksen takımına göre hesaplamanızı istedim. Evet. Gelelim y eksenine göre bu işi bir de yeniden tekrarlamaya. Y eksenine göre atalet momentinde hesaplarken y1 ekseninin y eksenine göre atalet momentini bulacağım. İkinci dikdörtgeninde yine ne yapacağız? Y eksenine göre atalet momentini hesaplayacağız. Buna göre birinci dikdörtgenin y eksenine göre atalet momenti öncelikle kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre y eksenine göre atalet momenti artı a1 çarpı x m yazmıyoruz. Ne yazıyoruz? X0 yazıyoruz. X0 eksi x1'in karesi. Diğeri de evet, direkt yazıyorum artık. Her cümlede, her seferinde ifade etmeye çalışıyordum. Artık anladınız sanırım. Paralel eksen teoremini aynı şekilde her seferinde uyguluyorum. Bakın ilk şekilde HB küp bölü 12 yapacağım bu sefer. Şu formülüm neydi yukarıda? Y eksenine göre HB küp bölü 12. Dolayısıyla biraz önce BH küp bölü 12 yapıyorduk. 10 çarpı 50'nin kübü bölü 12 oldu bu sefer. Artı 10 çarpı 50 çarpı 0 eksi 25'in karesi. Bu da 416.666.66 santimetre üzeri 4. Hemen alttakine gelelim. B'si HB küp yapacağım. H 30. B'si 10 kübü bölü 12. Artı 10 çarpı 30 alanı çarpı 0 x 0 0 eksi 25 hepsinin şeyi 25'tir. X eksenindeki ağırlık merkezinin koordinatı. Bunun sonucu da 190.000 santimetre üzeri 4 çıkıyor. Getirip bunları niye 7 yazıyorum bilmiyorum. Artı 190.000 dediğimizde
Sonuç 606.666. Nokta 66 santimetre üzeri 4 olarak bulundu. Evet, bu soruyu biraz uzatmış oldum. Farklı bir bakış açısı kazandırabilmek adına. Hem ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre hesap yapmış olduk. Xm, Ym. Bakın atalet momenti değişiyor. Demek ki eksen takımının yeri değişirse atalet momentinin de değeri değişiyor. Demek ki bu sorudan bizim öğrendiğimiz ne oldu? Paralel eksen teoreminin yanı sıra atalet momentinin eksen takımına göre değerinin değişeceği. Şimdi bir farklı soru. Bu çözeceğim soruda da iki farklı yöntemle çözüm göstereceğim. Birinin çözümü çok kısa, bir diğeri uzun. Bu soru içinde şöyle İki tane dikdörtgen çizeceğim arkadaşlar. Biri büyük, biri küçük. Şu büyük olan olsun. Bir de şöyle küçük olan olsun. Bu soruda ne soruluyor derseniz, ortası boş bir dikdörtgen bu. Yani burada aslında taralı alan diye göstermedim ama yani sileyim yeri. Şu kısmın, dolu kesit olan kısım burası. Bu kısmın atalet momenti isteniyor. Yani ortası boş bu soru kesit. Şimdi ölçülendirmesini yapalım. Şu ara 30, şu ara 60, şurası 30. Toplam ne yaptı? Burası 120. Bunun da birimi santim olsun. Düşey eksende ise arkadaşlar şu mesafe 60, şurası 120, şurası da 60 santimetre olsun. Bu durumda bunun toplam yüksekliği ne olacaktır? 240 santimetre olacaktır. Peki soruda bize ne soruluyor? Sorunun metni. Sorunun metni yine soruda ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre X yönündeki ve Y yönündeki atalet momentlerini hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar soruda ağırlık merkezi hesaplamama gerek var mı? Kesit hem X hem Y yerinde simetrik. Dolayısıyla soruya baktığım zaman ben ağırlık merkezinin koordinatlarını direkt yazabilirim. Peki neye göre yazabilirim? Şunu yapmayı ihmal etmeyin. Yani benim size tavsiyem en başta belki sonradan siz kendinize göre konu pekiştikçe daha pratik çözebilirsiniz. Bunu yapmayabilirsiniz ama ben başlangıçta diyorum ki bakın bir x-y eksen takımının içine ben şekli burada oturtuyorum. Ve şuraya da orijin deyip 0'a 0 koordinat olarak şurayı belirliyorum. Şimdi bu durumda
Benden neyi soruyor soruda? Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini hesaplamam isteniyor. Ağırlık merkezinden geçen eksen takımını şuraya böyle çizmeye çalışayım. Evet. YM ve XM olarak ifade edilen eksen takımı da bu olsun. Yani bu noktaya göre ağırlık merkezine göre de bizden atalet momentinin hesaplanması isteniyor. Şimdi soruyu çözerken şu noktaya M dedim. Dikkat ederseniz hem küçük dikdörtgenin hem de büyük dikdörtgenin ağırlık merkezi aynı nokta. Dolayısıyla ben bu soruyu çözerken eğer bunu görebiliyorsam paralel eksen teoremini uygulamadan pratik bir şekilde şöyle çözebilirim. Hesaplamak istediğim atalet momenti ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre. Dışarıdaki büyük dikdörtgen şu. Büyük olan dikdörtgen, yani eni 120, yüksekliği 240 olan dikdörtgenin x1 diyelim, yani 1 diyelim buna, şuna 1 diyelim, şuna da 2 diyelim. 1'in ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentinden 2'nin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini çıkarırsam ben ortası boş olarak bu dikdörtgen şeklin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini hesaplayabilirim. Bunun için bakın sadece şunu yapmam gerekiyor. Büyük dikdörtgenin genişliği 120. Yüksekliği 240. BH küp bölü 12 yazıyorum. Çünkü zaten ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet hesapladım da paralel eksen teoremini yazmama gerek yok. B'sini 120 çarpı H 240'ın kübü bölü 12. Eksi, şimdi şu küçük dikdörtgen. Burası boş olduğu için bunu çıkarıyorum toplamda. Bunun B'sini 60. Çarpı yüksekliği ne? 120. BH küp bölü 12. Buradan hesap ettiğimde sonuç 12.960 çarpı 10 üzeri 4 santimetre üzeri 4 olarak elde edildi. Y eksenine göre atalet momentini hesaplamam da aynı şekilde. Yani ne yapacağım? Büyük şeklin y eksenine göre atalet momenti ne olacak? H küp, yani 240 çarpı 120'nin kübü bölü 12 eksi H küp yine 120 çarpı 60'ın kübü bölü 12. Yukarıdan yeniden formülü göstermiyorum. H küp y eksenine göre BH küp bölü 12 x eksenine göre olduğunu artık siz sanırım öğrendiniz. 3240 çarpı 10 üzeri 4 santimetre üzeri 4. Bakın soru bitti. Çok kısa bir çözüm oldu değil mi? Biraz önceki soruya göre. Ama ben bunu ikinci bir yolla çözebilirdim. Şimdi hemen bu yolu göstereceğim. Yalnız bu yolda sevgili arkadaşlar şekli parçalara bölmem lazım. Geometrik merkezlerine, ağırlık merkezlerine tespit edebileceğim kaç parçaya bölersem ben bu şekli ağırlık merkezlerini tespit edebilirim. Yani L şeklinde olursa tespit edemem. Düzgün dikdörtgen veya kare geometrik şekiller olması lazım. Bunun için de şekli böleceğim noktalar aslında belli. Hayali olarak bakın şu noktalardan böleyim. Yatığına da bölünebilir. İkine böldüm.
Amacım ne bölmekten? Atalet momenti hesaplarken paralel eksen teoremini hesaplayacağım. Yani ortadaki boşluğu çıkarma gibi bir işlem yapmayacağım. Ne yapacağım peki? 4 tane dikdörtgen varmış. Bunu şu eksen takımına göre, şu noktaya göre ataletini hesaplamaya çalışacağım. Şuraya 1 diyelim. Şuraya 2 diyelim. Şuraya 3. Şuraya da 4 diyelim. Bakın, keşke bunu kırmızıyla yapsaydım. Bunun ağırlık merkezini şuraya hesap olarak yazıyorum. Buna M3 diyorum. Şunun ağırlık merkezini şöyle yazıyorum. Buna M1 diyorum. Şuranın ağırlık merkezini yazdım. M2 dedim. Şunun ağırlık merkezini buraya yazdım. M4 dedim. Şimdi 4 tane şekil var. 4 tane şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımı var. Bunun eksen takımı ne? X1'e Y1. Şununki X2'ye Y2. Şu X3'e Y pardon Y4'e X4. 3 nereden çıktı? X4'e Y4. Şu ne olacak peki? Bu da X3'e Y3 olacak. Evet, paralel eksen teoremini her bir dikdörtgen için şu ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre eğer uygularsam bu soruyu da ben ikinci bir yol olarak çözebilirim. Peki bunu yapabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bütün parçalara böldüğüm düzgün geometrik şekillerin ağırlık merkezinin koordinatlarını yazmam gerekiyor. Neye göre yazıyorum? Bakın unutmayın. Şu eksen takımını boşuna eklemiyorum her seferinde. Bu noktaya göre şu noktanın koordinatlarını yazıyorum. X yönünde toplamı 30'muş. Bakın yarısı olacak değil mi? Yarısı ne? 15. Y yönünde toplam uzunluğu 240'muş. Yarısı ne? 120. Birinci şeklin koordinatlarını yazdım mı? 15'e 120. Bu ne? X1, Y1 aynı zamanda. İkinci şeklin koordinatlarına geliyorum şuraya. Bakın bu sefer bunun X koordinatı nere oldu? Bura oldu. 0'a 0 noktası burası. 30, 60 daha 90. 90'a ne ekleyeceğim? 30'un yarısını. Yani 15 ekleyeceğim. 105. Y'si ne? 120 aynı. Bu da ne oldu? X2, Y2. Üçüncü şeklin koordinatlarını yazıyorum. Üçüncü şeklin koordinatları da şurası. Bunun x yönündeki koordinatı tam bura. Yani 30 artı 60'ın yarısı. 30 artı 30 60 o zaman. Y koordinatı ne buranın? Tam şu kısım. 60'ın yarısı 30. Artı 120, 150. Artı 60 daha 210. Hepsinde de bakın orijine olan uzaklığını hesaplıyorum. En çok hata yapılan yer burası arkadaşlar. Dikkat edin buraya. X3, Y3. Gelelim şuraya. Buradaki koordinatları hesaplıyorum. Bakın X koordinatı aynı M3 ile 60. Y koordinatı değişik sadece şuranın. Orijine olan uzaklığı ne? 60'ın yarısı. Yani 30. Bu da ne oldu arkadaşlar? X4, Y4 oldu. Evet. Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre benim koordinatlarım neydi? Bunu yazdık mı? Yazmadık. Yazmamıza gerek yoktu çünkü ilk yöntemde. Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına da M demiştik. M'in koordinatları ne diyecek olursanız 60'a 120. Bu da nedir? XM, YM. Formülasyonlarda şimdi ne yapacağım? X eksenine göre yani yine bakın ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre hesaplıyorum. Önceki soruda olduğu gibi şu X eksenine geçmedim. İkinci bir yol olarak X ekseninden geçen yani ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre X yönündeki atalet momentini hesaplayacağım.
Peki bu sefer elimde 4 tane şekil var. X1'in ağırlık merkezi M noktasına göre atalet momenti. Şunu niye paranteze aldım? İkinci şeklin M noktasına göre atalet momenti. Üçüncü şeklin M noktasına göre atalet momenti. Dördüncü şeklin M noktasına göre atalet momentlerini bulup topladım mı şeklin tamamının x eksenine göre atalet momentini bulmuş olacağım. Şeyden başlayalım. Formülleri de yazdığım için biraz uzun sürüyor. Ama formülleri yazmanın evde siz çalışırken faydası büyük olacak, göreceksiniz. Şimdi M noktasına göre birinci dikdörtgenin, yani birinci dikdörtgen dediğim nere? Şu kısım arkadaşlar. Kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti, paralel eksen teoremini yazıyorum. Artı birinci şeklin alanı çarpı ym eksi y1'in karesi. Getirelim yazalım. B ne? 30. H ne? 240'ın kübü bölü 12. BH küp bölü 12'yi yazdım bak. Kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini yazdım. Alan 30 çarpı 240 çarpı ym eksi y1. Ym 120. Y1 ne? O da 120. Bakın x eksenleri aynı hat üzerinde olduğu için bu eksenlerin arasında bir fark yok. Aslında soruda şekle bakar bakmaz bunu da görürsünüz. Şu x1 ekseniyle şeklin tamamının ağırlık merkezinden geçen x ekseni birbiriyle aynı doğrultuda. Dolayısıyla buranın sıfır çıkması gayet normal. Sonuç olarak birinci şeklin atalet momenti 3456 çarpı 10 üzeri 4 santimetre üzeri 4. Şimdi arkadaşlar birinci şeklin atalet momenti ile ikininki aynıdır şu noktaya göre. Çünkü simetrik, boyutları aynı, boyut aynıysa BH küp bölü 12 aynı, alan aynı, alan aynı. Sonuçta o zaman ne değişecek değişirse ym eksi y2 yazacağım şuraya. Ym eksi y2'ye bakalım. Ym ne? 120. Y2 ne? O da 120. Sonuç olarak demek ki neymiş? Ix2m r x1m. Yani ağırlık merkezinden geçen, şeklin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre x yönündeki bir nolu şeklin atalet momenti ile iki nolu şeklin atalet momenti birbirine eşit. Yani şuradaki ifadeyi yaparken çarpı 2 diyebilirim. O zaman 3'e geçiyorum. Üçüncü şeklin M noktasına göre atalet momentini hesaplarken üçüncü şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksene göre atalet momenti artı üçüncü şeklin alanı çarpı Yn eksi Y 3'ün karesi. Üçüncü şekle bakalım. Üçüncü şekil bakın şu. B'sine 60. H'ine 60. BH küp bölü 12 yazıyorum. Yani 60 çarpı 60'ın kübü bölü 12 artı 60 çarpı 60 çarpı bu alanı oldu. YM dediğimiz mesafe 120 idi. Eksi Y3 neymiş? 210. Bunun karesi. Bakın burada eşit değil. Çünkü X3 eksenini görüyorsunuz. XM'i de görüyorsunuz. Arada bir mesafe var. İki paralel eksen arasındaki mesafenin karesini hesaplayabiliyorum burada. Bunun hesabını yaptığımda da bu da 3024 çarpı 10 üzeri 4 santimetre üzeri 4 olarak hesaplan. Arkadaşlar bakın dördüncü şeklinkini hesaplarken
BH küp bölü 12 aynı. 60 çarpı 60'ın küpü bölü 12. Alan da aynı. Ne olacak? Ym eksi y4 olacak. Ym eksi y4 nedir? 120 eksi 30, 90'dır. Üçüncü şekilde neydi? 120 eksi 210, o da 90. Simetrik olduğu için bunlar, alt taraftaki ölçülerle üst taraftaki ölçüler birbirinin aynısı olduğu için burada her ne kadar y4 koordinatı değişik olsa da dördüncü şeklin M noktasına göre atalet momenti, üçüncü şeklin M noktasına göre atalet momentine yine burada da eşit olacaktır. Dolayısıyla toplam ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini hesaplarken 2 çarpı 3456 çarpı 10 üzeri 4 artı 2 çarpı 3024 çarpı 10 üzeri 4 yazmam doğru olur. Yani şu ne olmuş oluyor? X1 ile X2. Şu ne olmuş oluyor? X3 ile X4. Toplamı da bunun 12.960 çarpı 10 üzeri 4 santimetre üzeri 4. Arkadaşlar dikkat ederseniz şu işlemi yaptık. Boşaltarak ortasını. Yok efendim boşaltmadan bunu şekli parçalara bölüp ağırlık merkezlerinin koordinatlarını belirleyip şeklin tamamının ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini hesaplayayım diyecek olursak da bu kadar işlem yapmamız gerekti. Sonuçta yine aynı değeri ne yaptık? Bulmuş olduk. Şimdi y eksenine göre de aynı işlemi yapabilirim veya farklı bir soruya da geçebilirim. Yeni bir soruya geçiyorum. Bu sefer yine ağırlık merkezi hesabını yapmadan çözebileceğimiz I en kesitli bir kiriş çizeceğim. En kesiti şöyle şekil I olsun. Evet. Şöyle yaparsam simetrik yerleştirebildim umarım. Bir de ben buna bir eksen takımı ekleyeyim arkadaşlar. Çözerken her seferinde lazım oluyor. Evet, ekleyince gördük hatamızı. Evet. Şurası X ekseni olsun. Şurası Y ekseni olsun. Ölçülendirmelerini yapalım. Üst başlık ...90 milimetre olsun. Başlığın kalınlığı 10 milimetre. Aradaki gövdenin yüksekliği 120 milimetre. Ve alt başlığın kalınlığı da yine 10 milimetre olsun. Şu nokta orijin. Sıfıra sıfır noktası. Soru şu. IX, M ve IX, pardon, IY, M
eylemsizlik momentlerini, eylemsizlik momentlerini ağırlık merkezi ben de ağırlık merkezini seviyorum herhalde arkadaşlar. Hep ağırlık merkezine göre soruyorum. Ağırlık merkezi M, X, Y'deki eksen takımında eksen takımında hesaplayınız. Evet. Şimdi benim bu soruda ağırlık merkezini işaretliyorum. Şu nokta. Buraya da ne diyorum? M diyorum. M neymiş? XY olarak burada bu eksen takımındaki atalet momentlerinin hesaplanması isteniyor. Hemen yazabilir miyim? Ağırlık merkezindeki eksen takımını koordinatlarını, şurası 0'a 0 noktasıysa şu noktanın x yönündeki koordinatı ne olacak? 90'ın yarısı 45. Peki bu noktanın y noktası y yönündeki koordinatı ne olacak? 120'nin yarısı 60. 10 daha 70. Bakın şu noktaya uzaklığını alıyorum orijine her seferin. Dolayısıyla ikinci bu noktayı koordinatını hesaplarken orijini mutlaka orijine göre dikkate almak gerekiyor. Şimdi bunlara ben ne diyorum genelde formülize ederken? XM ile YM diyorum. Arkadaşlar bu formülasyonları da hiçbir kaynakta bu şekilde anlatmaz. Ben dediğim gibi ders sonrası çalışmalarınızda size daha açıklayıcı olsun hangi değerin nereden geldiğini anlayırsınız diye bu şekilde anlatıyorum. Normalde hiçbir yerde böyle bir formülasyona falan rastlayamazsınız. Şimdi şekilde ben atalet momenti hesaplamak için şekli kaç parçaya ayırmam lazım? Zaten çizerken 3 farklı parça üzerinden çizdim. Yani her birinin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini hazır bilmem gerekiyor paralel eksen teoremini kullanabilmek için. Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini bilebileceğim şekil burada dikdörtgen. Şunun şu yukarıdakine 1 diyebilirim. Orta gövdedekine 2 diyebilirim. Alt başlıktakine de 3 diyebilirim. Şuna mesela M1 şeyinki 2 numaranın ağırlık merkeziyle şeklin tamamının ağırlık merkezi çatışıyor. Dolayısıyla M ve M2 aynı. Şu da M3 olacak. Hepsinin koordinatları mesela birinkine X1 ile Y1 diyelim. Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına XM ile YM diyorum. Aynı zamanda bu X2 ile Y2'ye eşit. Sonuncusu ise X3 ile Y3. Şimdi hemen daha ilk baştan ikinciye göre paralel eksen teoremini uygularken ne X ekseninde ne Y ekseninde BH küp bölü 12 veya H küp bölü 12 ifadesinden sonra ki gelen ifadeyi yazmama gerek yok. Çünkü iki paralel eksen arasında belli bir mesafe yok. Dolayısıyla bakın buradan şekilden hemen bunu görebiliyorum. Aynı zamanda Y yönünde doğrultular da çakıştığı için ağırlık merkeziyle bütün şekillerin Y ekseni doğrultusu çakıştığı için Y ekseni doğrultusunda da sadece BH küp bölü 12 ifadesini yazmam yeterli X eksenine göre atalet momentini hesaplarken. M1, M2, M3'ün koordinatlarını yazalım. M1'in koordinatı ne arkadaşlar? Bakın tam orta nokta 45. Y1 ne? Yani şu koordinat. Onun yarısı 5. Bakın orijine olan uzaklığı hesaplıyorum. Onun yarısı 5.
Artı 120, 125, artı 10, 135. 45'e ne oldu? 135 oldu. M2 45'e 70. M3 45'e orta nokta. Bu sefer orijine olan uzaklığı şuranın 5. Bakın şunlar x1, y1 değeri, x2, y2 değeri, x3, y3 değeri. Xm, ym'i de buraya yazmıştık, onu da yanına yazalım. Şurada ne? Xm, ym değeri. Şimdi bundan sonrası paralel eksen teoremi. Evet, x yönünde ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti 906 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4. Y doğrultusunda y yönünde ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti de 122,5 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4 şeklinde hesap etmişiz. Bunu birlikte yapalım. Aslında bu soru da iki farklı yolla çözülebilir. Yani şöyle büyük bir dikdörtgenden şu I enkesitin kenarlarındaki, gövdenin kenarlarındaki boşluklar çıkarılarak da hesap yapılabilir. Bunu da söylemiş olayım. Dilerseniz sorunun devamında o şekilde de hesabı gerçekleştirebiliriz. Öncelikle ben ağırlık merkezinden geçen x yönündeki eksen takımına göre atalet momentini hesaplamak için parçalara böldüğüm şekilden ilk şeklin M noktasına göre atalet momenti artı ikinci şeklin M noktasına göre atalet momenti artı üçüncü şeklin M noktasına göre atalet momentlerinin toplamı bana tamamını, şeklin tamamının atalet momentini verecektir. Dolayısıyla birinci şeklin M noktasına göre atalet momentini paralel eksen teoremine göre nasıl hesaplıyorum? Birinci şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı birinci şeklin alanı çarpı YM, yani YM dediğim ağırlık merkezinin koordinatı eksi Y1'in, yani ilk şeklin Y koordinatının farkının karesi. Bu bize iki paralel x1 ekseni ile xm ekseni arasındaki düşey doğrultunun aradaki mesafeni verecektir. Getiriyorum, buraya yazıyorum arkadaşlar. B'miz ne? 90. H 10. 10'un kübü bölü 12. Artı 90 çarpı 10 alanı çarpı YM dediğimiz değer 70, Y1'de 135. 70 eksi 135'in karesi. Buradan 381 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4 elde ediliyor. X1 ile X3 aynı yine aslında. Ama biz 2'den devam edelim. 2 numaralı şeklin M noktası, yani ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre, X eksenine göre atalet momentini hesaplarken de IX2, yani 2 numaralı şeklin ağırlık merkezinden, kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı A2 çarpı YM eksi Y2'nin karesi. Ne demiştim? YM ile Y2 aynı demiştim. 70'e 70. Dolayısıyla denklemin bu tarafı ne olacak? 0. Burada sadece ne yapacağım? BH küp bölü 12. Soruda şunu vermeyi unutmuşum. Şuradaki genişlik arkadaşlar, siz nasıl çözdünüz bilmiyorum. Ya da burası 10 milimetre.
Dolayısıyla B genişliğine 10 çarpı H 120. 10 çarpı 120'nin kübü bölü 12 artı 10 çarpı 120. Bunlar şeyi yazmaya gerek yok. Formülde zaten formülasyon oranı 0 olacağını belirtmiştik. Buradan çıkan sonuçta 144 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4 arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı şekli de hesaplayacak olsam bunu yazmayacağım yeniden. Çünkü x1 ile aynı. Tek farkı ne olacak? X şey y3 ile ym'in farkı olacak. Yani 70 eksi 5 ne yapar? 65 yapar. Bir numaralı şekilde eşit diyorum. Nereden biliyorum? 135 eksi 70 ne yapar? O da 65 yapar. Yani şuradaki formülasyonda tek değişen şu ifade olacak. Bu ifadenin sonucu da bir numaralı ve üç numaralı şeklin sonucu da aynı olacak. Yani üç numarada da yazsak 90 çarpı 10'un kübü bölü 12 artı 90 çarpı 10 diyeceğiz. Parantez içindeki ifadeler birinde 70 eksi 135, birinde de 70 eksi 5. Ama ikisinin sonucu da 65 olduğu için şunu şöyle söyleyebilirim. Bir numaralı şeklin M noktasına göre atalet momenti ile 3 numaralı şeklin M noktasına göre atalet momenti birbirine eşit. Dolayısıyla şeklin X ekseninden geçen ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre x eksenindeki atalet momenti 2 çarpı 381 çarpı 10 üzeri 4 artı 144 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. Ki bunun sonucu da 906 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4. Evet. Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre x yönündeki atalet momentini hesapladık. Bir de bunun y yönündeki atalet momenti var. Benzer şekilde hesap yapacağız. Yalnız y yönündeki atalet momentini hesaplarken x eksenleri arasındaki farkı alacağım. X eksenlerin hepsi de 45'ten geçiyor bak. Dolayısıyla yani bu ne demek oluyor? Bunların y eksenleri arasında bir fark yok. Yani iki paralel y ekseni arasındaki mesafe hepsinde de sıfır. Dolayısıyla y eksenine göre atalet momentini hesaplarken sorunun çok daha kısa sürecek. Yine y eksenlerine ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre y doğrultusundaki atalet momenti birinci şeklin m'e göre ataleti, ikinci şeklin m noktasına göre ataleti paralel eksen teoremi kullanarak üçüncü şeklin m noktasına göre ataletinin toplamı olacak. Birinci şeklin m noktasına göre atalet momentini bakın paralel eksen teoremini yazıyorum. Eğer göremiyorsanız bu dediğimi siz de yazın. Kendi ilk bir numaralı şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre y yönündeki atalet momenti artı a1 çarpı xm eksi x1'in karesi. İlki için yazdım. Nedir? Hb küp bölü 12. H ne? 10. B ne? 90 bölü 12. Artı bakın bunun için yazıyorum. 90 çarpı 10 çarpı xm ve x1 ikisi de 45. Yukarıdan kontrol edelim. Bakın hepsi de 45. Dolayısıyla y doğrultusundaki eksenlerin aralarındaki mesafelerin hepsinde de 0. Dolayısıyla bu paralel eksen teoremini yazarken şu artıdan sonraki kısımlar y ekseni için hepsinde de 1, 2 ve 3 numaralı şekillerin hepsinde de 0 olacak. Şu ifadenin sonucu bu durumda nedir derseniz aşağı hepsinin toplamını yazayım.
2 numaralı şeklin M noktasına göre atalet momenti de neye eşit olacak? 2 numaralı şeklin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentine eşit olacak. Bu da H küp bölü 12. H 120. B 10. Bölü 12 diyeceğiz. Üçüncü şeklinde ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentine eşit olacak. Bu da 10 çarpı 90'ın kübü bölü 12 olacak. Buradan çıkan sonuçları şu aşağıda toplayacak olursam 607.500 artı 10.000 artı 607.500. Hepsini topladığım zaman cevap 122.5 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4 olarak elde ediliyor arkadaşlar. Y yönündeki atalet momentini de bu şekilde hesaplamış oldum. Bakın arkadaşlar, bu soruyu şöyle de çözebilirdik. Geçmeden yeni bir soruya onu da söyleyeyim. Şu ikinci soruda çözdüğümüz, ortayı boşalttığımız kısımda kullandığımız formül var ya, şurası. Aynı bunun gibi çözebilirdik. Peki bunda ne yapacaktık? Şeklin tamamını, yani şu kısmı tamamını bir dikdörtgen gibi düşünüp şu kısım boşluk, diğer şu sağ taraftaki kısımda boşluğu çıkaracaktı. Yani ix1 eksi ix2 eksi ix3 diyecektim. Ama tabii işler bundaki gibi kolay olmayacaktı. Neden? Bunda ağırlık merkezleri çakışıyordu. Burada çıkarma işlemini yaparken paralel eksen teoremini kullanarak çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Yani bir nevi şu hesapladığım yöntemden çok da farkı olmayacak işlem yükü açısından. Yani daha kısa bir şekilde sonucu elde edemeyeceğim. Neden? Çünkü çıkarırken belki x ekseninde işim kolay olacak ama y ekseninde yine paralel eksen teoremini uygulamam ve o noktaların da koordinatlarını bulmam gerekecekti. Ama sonuçlar var elinizde. Siz dediğim yöntemi uygulayarak kendiniz alıştırma yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir soru. Devamlı hep dikdörtgenden gittik. Kendimizi dikdörtgene şartlamayalım. Sorular bazen daha farklı geometrik şekiller karşımıza çıkabiliyor sorularda. Mesela şimdiki soruda olduğu gibi. Bunu mazeret sınavında sordum. Tabii ağırlık merkezi hesabı olarak sordum ama burada üçgen yok muymuş? Dik üçgen yok. O zaman ne yapacağız? Elle çizeceğiz. O zaman ben şöyle yaparım, daha iyi diyeceğim ya, neyse artık başladık. İkiye bölmüş oldum yani arkadaşlar, aslında ikiye şekli bölmeden direkt göstereyim istiyordum ama ben baştan bölmüş oldum. Şöyle bir yamuk olduğunu düşünün, şu aradaki çizginin olmadığını düşünün. Bu şeklin atalet momenti bizden isteniyor olsun. İlk yaptığım iş bakın her seferinde aynı. Koordinatları yazabilmek için getiriyorum. Ben şekli bir koordinat sistemine oturtuyorum. Şu noktaya ne diyorum? Orijin. Şu x ekseni, şurada y ekseni olsun. Ölçüleri yazayım. Şurası 40 milimetre. Aşağısı 60 milimetre. Yüksekliği de 60 milimetre olan bir yamuk olsun şeklimiz.
Bu şekilde artık ağırlık merkezi hesaplamak istemiyorum. O yüzden ağırlık merkezinden geçen eksen takımı değil de X, Y, yani şurada gösterdiğim aşağıda bakın ve solda gözüken eksen takımına göre verilen şeklin atalet momentlerini hesaplayınız. Evet. X ve Y ekseni. Dolayısıyla benim hesap yapacağım eksen şu orijin olarak gösterdiğim eksen. Hatta buraya O demeyeyim de her zaman gerçi O burası. Yani bunu değiştirmeyelim. Artık formülasyon yapmama gerek var mı bilmiyorum bu soruda ama yine de biz bugün artık böyle başladık, böyle bitirelim. Şimdi arkadaşlar X'ye eksenine göre atalet momentini hesaplayabilmem için benim ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momentini bilebileceğim geometrik şekillere bölmem lazım. Şeklin tamamını. Şeklin tamamı yamuk. Yamuğun ben atalet momentini ezbere alabileceğim bir tablo var mı? Yok. Dikdörtgen, üçgen, daire, elips, yarım daire, çeyrek daire vesaire. Dolayısıyla ben bu şeklin atalet momentini bilebileceğim geometrik parçalara bölmem lazım. Yani bir dikdörtgenli bir üçgene ve aynı zamanda böldüğüm parçaların ağırlık merkezlerini işaretliyorum. Bakın şura M1 olsun. Şununki de şura M2 olsun. Bunu şu üste yazayım biraz. M2 olsun. Buraya eksen takımlarını çizeceğim de şey olmasın diye, çakışmasın diye yer arıyorum. Şura en güzel yer herhalde. Burada M2 olsun. Evet. M1'in koordinatlarını yazalım. Ne olacak? Şura 0'a 0 noktasıysa eğer dikdörtgenin genişliği de 40'sa yarısı 20. Toplam yükseklik 60. Tam bu nokta eğer ağırlık merkezi ise yarısı 30. Neyi yazmış olduk? X1 ve Y1'i. Yani ben buna bir numaralı şekil dedim o zaman. Şurasına X1 dedim. Şu eksen takımına da Y1 dedim. İkinci üçgen olan şeklin X yönündeki koordinatı. Bakın. Üçgen şurası eğer H'sa ya da 20 burası değil mi? Şurası 40, şurası 20 milimetre. Ne olacaktır? 20'nin 3'te 1'i olacaktır şu mesafe. Şu mesafe ne olacak? Bunu hemen buraya çizmeyeyim. Şöyle yapalım. Şu x2, şu da y2 olacak. Yalnız bu noktanın koordinatını nasıl belirliyorum? Üçgenin ağırlık merkezini bilmem lazım. Üçgenin ağırlık merkezi de şu aradaki mesafe ne olacaktır? h/3. Yani yüksekliğin 1/3'ü. Yani 20/3. 20/3 buradan geliyor. Yani şurası 20/3. 40 da buradan geliyor. Dolayısıyla 40 artı 20/3 bunun x ekseni. O da ne yapar? 46.67 virgül. Y'de de öyle bakın. Şu noktayla x ekseni arasındaki mesafe h/3. H ne? 60. 60'ın 1/3'ü ne? 20. Demek ki M2 diye ifade ettiğimiz nokta, yani x2 virgül y2 koordinatları da 46.67'ye 20. Üçgendeki püf nokta buydu. Yani ben ağırlık merkezinin koordinatlarını yazarken şunu bilmem lazım.
üçgenin ağırlık merkezinin nerede olduğunu, nasıl hesaplandığını bilmem lazım. Yani 2H bölü 3, H bölü 3 diye ayırıyorduk. H bölü 3 dik olan kenarları olan uzaklıktı. Şimdi ben burada orijini M noktası dersem, yani formülasyonu hep öyle yaptığım için bu nokta ne? Sıfıra sıfır. Yani buna hatta M noktası dememde de bir sakınca yok. Şuna orijin olarak kalsın. Şuna x0 diyorum o zaman. Formülasyonu buna göre yazarım. Buna da y0 diyorum. Şimdi paralel eksen teoremi uygulayacağım. Bakın ağırlık merkezi hesaplamama gerek yok. Niye? Zaten benden var olan koordinatlarını bildiğim bir eksen takımına göre atalet momentiminin hesaplanması isteniyor. Ki ben de bu eksen takımının koordinatlarını biliyorum. Parçalara böldüğüm şekillerin koordinatlarını biliyorum. Paralel eksen teoremini uygulayabilirim. Şimdi gelelim şuradan yazmaya başlayalım. X eksenine göre atalet momentin ne olacak? Şu bir numaralı şeklin x eksenine göre atalet momenti artı iki numaralı şeklin x eksenine göre atalet momentinin toplamı olacak. Peki bir numaralı şeklin x eksenine göre atalet momentini paralel eksen teoremi vasıtasıyla bir numaralı şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı bir numaralı şeklin alanı çarpı y eksi y sıfırın karesi. Yani illaki hangi eksen takımına göre atalet momentini hesaplamak istiyorsam, şu YM olmayacak, yanlış yazdım. Hangi eksen takımına göre atalet momentini hesaplamak istiyorsam onun düşey koordinatıyla böldüğüm parçalarda hangi parçayı hesaplıyorsam onun düşey koordinatının farkını karesi. Evet. Bir de ne var? 2 numaralı şeklin x eksenine göre atalet momentini hesaplayacağım. Bunun için 2 numaralı şeklin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı 2 numaralı şeklin alanı atalet momentini hesaplamak istediğim eksen takımının y koordinatı eksi 2 numaralı şeklin y koordinatının farkının karesi. Şu üsttekini yazıyorum şimdi. B'sine 40. H ne? 60. Şimdi kübü bölü 12. Alan 40 çarpı 60. Peki y 0 eksi y 1. Y 1 neymiş? 30. Y 0 da 0. Demek ki ne olacak? 30'un karesi. Buradan 288 çarpı 10 üzeri 4. Milimetre üzeri 4 gibi bir sonuç. Buraya dikkat. Bakın hep dikdörtgene alıştık. Burada ne yazacağız? Üçgenin ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti nedir diyecek olursam BH küp bölü 12 değil. Ne peki? Bu tabloları boşuna vermedim. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bakın BH küp bölü neymiş? Ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre üçgenin atalet momenti BH küp bölü 36'ymış. Dolayısıyla ben buraya ne yazacağım? B dediğim değer 20. Şuradan şekil de gözüksün. H dediğim değer 60. Bölü 36 yazmam lazım üçgen olduğu için. Artı üçgenin alanı, bakın burada da, buraya da dikkat. 20 çarpı 60 taban çarpı yükseklik bölü 2 çarpı, yukarıda çarpıyı nokta yaptık, burada da öyle olsun. Y0 eksi Y2. Y2 neymiş? 20. Yani 20'nin karesi. Buradan çıkan sonuçta 36 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4. Ve bu durumda x yönündeki atalet momentim ne olacak? İkisinin toplamı 348 çarpı 10 üzeri 4
milimetre üzeri 4 olacak. Bu da böyle arkadaşlar. Yani yuvarlak bir boşluk veririm ortaya. Mesela onu çıkarmak gerekirse ne yapacağız? Tablodan yuvarlak boşluğun atalet momentini yapmak için 1 bölü 4 pi r üzeri 4'ü kullanacağız vesaire. Şimdi y ekseninden geçen eksen takımına, y doğrultusundaki eksen takımına göre atalet momentini hesaplayalım. Bu ne olacak? Y bir numaralı şeklin y eksenine göre atalet momenti artı iki numaralı şeklin y eksenine göre atalet momenti olacak. Bir numaralı şeklin y eksenine göre atalet momenti kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı a1 çarpı x 0 eksi x1'in karesi. Şimdi burada ne oluyor? H ve küp bölü 12. Yani 40 çarpı 60 demiştik. Şimdi 60 çarpı 40'ın kübü bölü 12. Artı alan 40 çarpı 60 x 0 eksi x1. Bakın 0 eksi x1 ne? 20. 20'nin karesi. Aslında burada yaptığım işlem ne? Her seferinde bakın şu eksen takımına göre atalet momentini hesaplıyorum. Bir numaralı şeklin ile bunun y ekseni ile hesaplama yaptığım eksen takımı arasındaki birbirine paralel olan bu eksenlerin arasındaki mesafenin karesini almaya çalışıyorum. Nasıl? İşte x0 eksi x1 diyerek şu mesafe çünkü x0 eksi x1. Yani bu mantığı anladıktan sonra bu formülasyonlara da ihtiyacımız yok. Sadece belli bir şeyi oturtana kadar bu formülasyonlara bakarak işlem yapabilirsiniz. Sonrasında zaten mantığını kavrayınca gerisi kendiliğinden gelecek. Birinci şeklin y yönündeki geçen eksen takımına göre atalet momentini hesapladık. İkincisi için de aynı şeyi yapıyoruz. İkinci şeklin kendi ağırlık merkezinden geçen eksen takımına göre atalet momenti artı a2 çarpı x0 eksi x2'nin karesi. Bakın bh küp bölü 36 idi. H ve küp bölü 36 yapıyoruz. Yani 60 çarpı 20'nin kübü bölü 36. Burada niye 36'ya bölüyorum? Bu şekil üçgen çünkü ikinci şekil. Artı bunun alanı ne olacak? 20 çarpı 60 bölü 2. Burada da bir farklılık var. Dikkat etmek gerekiyor. X 0 eksi x 2'de 46.67. Yani şu y2 ekseninin atalet momenti hesapladığım y eksenine olan uzaklığının karesi. Bunu da nasıl buluyorum? X 0 eksi x 2'den buluyorum. Bu da neymiş? 46.67'nin karesi. Burayı da hesap ettiğim zaman sonuç 132 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4 gibi elde ettim. İkisini toplayarak y ekseninden geçen atalet momentini 260 çarpı 10 üzeri 4 milimetre üzeri 4 olarak hesaplarım arkadaşlar. Evet, bu soruyu da bu şekilde çözüp bitirmiş olduk.